Havada helikopterler uçmuyordu. Asker kışlasından çıkmamıştı. Çökmüştü devlet. Sahipsizdi insanlar. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ilk gününden bu yana sahada incelemelerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce canlı yayında basın açıklamasında bulundu. MYK'mızı topladık. Parti otobüsümüze bulabildiğimiz kadar battaniye, sığdırabildiğimiz kadar su ve bisküvi gibi bir takım malzemelerle yola çıktık. Ve gece saat 12'de Kahramanmaraş'ın Trabzon Caddesi'ndeydik. İnce, çocuklar soğuktan titriyordu, devlet yoktu, asker yoktu, insanlar kendi başınaydı, dedi. Yağmur yağıyordu, enkazların altından ses geliyordu. İnsanlar evlatlarının adını söylüyorlardı. 5-6 yaşında bir çocuk tir tir titriyordu. Devlet yoktu, asker yoktu, insanlar kendi başınaydı. Oradan video çekip toplumu bilgilendirmek istediklerini, fakat bir saatten önce videoları gönderemediklerini kaydeden Genel Başkan İnce, devletin çöktüğünü ve insanların sahipsiz kaldığını belirtti. Bir saatten önce videoları gönderemedik. İnsanlarımız sahipsizdi. Havada helikopterler uçmuyordu. Asker kışlasından çıkmamıştı. Oradan çağrı yaptım. Dedim ki, olağanüstü hal ilan edin, askeri kışlasından çıkarın. Ne yazık ki saatler sonra asker kışlasından çıktı. Olağanüstü hal ilan edildi. Marmara depreminde Yalova'daydım. Cep telefonlarımız kesilmişti. 24 yıl sonra cep telefonları yeniden kesilmişti. Hiçbir şey değişmemiş. Trafik düzenlenmemiş. Müthiş bir organizasyon eksikliği vardı. Çökmüştü devlet. Sahipsizdi insanlar. Medyayı halkı yanlış bilgilendirdikleri konusunda eleştiren Muharrem İnce, devletin yetersiz kaldığını, tam bir organizasyon felaketiydi diyerek aktardı. Medya da yoktu. Kusura bakmayın. Burada olmadığınız gibi. Yüzlerce enkaz var. Bir enkazda çalışma var. Öyle bir anlattılar ki millete, sanki bütün enkazların başında kurtarma ekibi varmış gibi. Yanlış yönlendirdiniz milleti. Yanlış bilgilendirdiniz. Anayasal suç işlendi. Bir yanda ekmek yoktu. Bir yanda ekmekler çöpe atılmıştı. Tam bir organizasyon felaketiydi. Tabii ki Türkiye'nin bir numaralı sorunu liyakat olduğu için, ilahiyatçıları AFAD'a yönetici yaptığınız için ne yazık ki bu beceriksizler ilk 36 saatte yoktu. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu bir kez daha hatırlatan Genel Başkan İnce, iktidara seslenerek Suriyelilere 50 milyar dolar para harcayacağına 7 milyon konutu yenileseydin dedi. Burası bir deprem ülkesi. Deprem bizim gerçeğimiz. Yine olacak. Her konuşmamda beka sorunu depremdir dedim. Binaların %98'i 2000 yılından önce yapılmış deyip suçu kendine atamazsın. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Niye yıkıp yenisini yapmadın? Suriyelilere 50 milyar dolar para harcayacağına o 7 milyon konutu yenileseydin. Depremin beka ve bağımsızlık meselesi olduğunu vurgulayan Muharrem İnce, halkın deprem vergilerinin hesabını sorması gerektiğini hatırlattı. O bir beka meselesidir. Bağımsızlık meselesidir. Ülkemizi kaybedebiliriz. Deprem vergilerinin hesabını hepimiz sormalıyız. 24 yılda bu deprem vergileri kuruşu kuruşuna kaç para toplandı, nereye harcandı? Bunun hesabını sormak AK Partili kardeşlerimin de görevidir. Deprem partisine bakmadı. Hepiniz öldünüz. Hepimiz öldük. Kızılay'ın eksikliklerini de konuşan İnce, devletin yapması gerekenleri sıraladı. Ne oldu arkadaşlar Kızılay'a? Ne oldu? Ensar Vakfı'nın promosyoncusu oldu. Paravanı oldu. Yazık ettiniz bu ülkenin kurumlarına. Onun için insanlar güvenmiyor. Onun için yardım etmeyip gidip ahbaba yardım ediyorlar. Derhal yabancıya konut satışını yasaklayın. Liyakatlı atamalar yapın. Deprem toplanma alanlarını park olarak görmekten vazgeçin. Aklınızı başınıza toplayın. GATA'yı yeniden eski haline getirin. En tehlikelisi de Hatay. Neden en tehlikelisi? Çünkü sonradan anavatana katıldı. Hatay'a özel ilgi gösterilmeli.